Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden bir sayfayı 95 ve 101. ayetler arasını okuyup değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada şu alem kitabındaki bir takım tasarruflarını bize bildiriyor ve bunlardan ders almamızı veya ne şekilde ders alacağımızı bize anlatıyor. Şöyle ki, اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى Şüphesiz Allah tanecikli şeylerin, yani tohumların ve çekirdeklerin bunları yarandır, çatlatandır. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Ve Allah ölüden diriyi çıkartır. Ve مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ Ve diriden de ölü çıkarandır. ذَلُكُمُ اللّٰهِ İşte bunları yapan Allah-u Teala'dır. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ Ama siz nasıl da ondan çevriliyor, başka taraflara yöneliyorsunuz. Burada Allah-u Teala فَالِقُ الْحَبِّ بَالنَّوَى olarak ayette bize bildirildi. Yani tohumları, çekirdekleri yarıp çatlatan. Mesela ayçiçeği tohumunu düşünelim. Biz onu çatlattığımızda içindeki kısmı yiyoruz. Ama Allah-u Teala toprağın altında onu çatlattığında oradan ayçiçeği bitkisi çıkıyor. Ve tohumlar, çekirdekler gerçekten de Allah-u Teala'nın en antika sanatlarından. Günümüzde mesela bir takım böyle disketler, CD'ler veya depolama cihazları var bilgisayarlarda. Bunlar küçücük şeyler ama bu küçücük şeylere epey bilgi yüklenebiliyor. Küçücük bir diskete adeta bir kütüphanenin bilgisi yüklenebiliyor. Allah-u Teala yarattığı günden beri bunun misallerini aslında bizlere göstermekte. Küçücük bir incir çekirdeğini düşünelim. Bu küçücük incir çekirdeğinde koskocaman bir ağaç var. Daha diğer çekirdekler de bunun gibi. Ve Allah-u Teala bunları yarıyor, çatlatıyor ve bunlardan hayat çıkarıyor. Ve Allah ölüden diriyi çıkartır. İşte toprak doğrudan canlı değil. Yediğimiz gıdalar canlı değil. Ama Allah-u Teala buralardan hayatı çıkartıyor. Ve muhricul meyyit minel hay ve diriden de ölüyü çıkartıyor. İşte insanlar hayat sahibi, zamanla ölüyorlar. Diğer canlılar hayat sahibi ve bunlar zamanla ölüyorlar. Ölüden diri, diriden ölü çıkartmak Allah-u Teala'nın bu alemdeki tasarruflarından. Fâligul isbah ve Allah o sabahın aydınlığını yarıp çıkarandır. Gecenin karanlıklarından sabahın aydınlığını getirendir. Bu da çok ibret verici bir tablo. Ve bunu daha iyi görmek, anlamak için güneş doğmazdan önce, sabah namazından önce hatta yüksekçe bir yere çıkıp orada alemi tefekkür etmek lazım. Her taraf karanlık içerisinde. Hele bulutluysa hava, gökyüzündeki yıldızlar da görülmez, ay da görülmez. Zifiri bir karanlık. İnsan parmağını çıkarsa kendi parmağını bile göremeyecek bir durumda. Ama sabaha yakın etraf böyle ağarmaya başlıyor. Tan yeri ağarıyor ve hafiften renkler böyle belirmeye başlıyor. Ve güneşin doğmasıyla da renkler gittikçe netleşiyor. Burada Allah-u Teala فَالِقُ isbah gecenin karanlığından sabahı çıkaran kendini bu şekilde nitelendirdi. Ve bu devamlı cereyan eden bir olay. Şu anda dünyanın bazı yerlerinde güneş batıyor. Aynı anda diğer tarafta güneş doğuyor. Gece gündüz daima bunlar birbirini takip ediyor. Allah-u Teala nasıl ki tohumları, çekirdekleri çatlatıyor, bunları yarıyor, bunlardan hayat çıkarıyor. Gecenin karanlığından da Allah-u Teala daima aydınlığı çıkarıyor. Bunların tabi işari manaları da söz konusu olabilmekte. Bir insan bir takım karanlıklar içerisinde bulunabilir. Bir takım sıkıntılar içerisinde olabilir. Ve bunların içinde boğulup kalmıştır. Ve nasıl çıkacağını bilememektedir. Ama gecenin karanlığından sabahın aydınlığını çıkaran Allah-u Teala o kimsenin de içinde bulunduğu karanlıklardan bir ferah hali, bir
sürur hali o kimseye bahşeder, o sıkıntılardan onu kurtarır. Ve cealelleyle sekene, ve Allah geceyi insanların sükunetle içinde bulunacağı bir zaman dilimi yaptı. Ve şemse vel kamera husbene, ve güneşi ve ayı da Allah bir hesap tahtında hesaplı bir şekilde yarattı. Yani güneş, ay hesap iledir. Onların şu andaki bulundukları yerlere yerleştirilmesi gerçekten çok ince, çok dakik hesapları gerektiren bir durumdur. Bizler mesela boşlukta bir şeyi tutamayız. Ama Allah-u Teala dünyayı, ayı, güneşi, bütün gök cisimlerini boşlukta hareket ettiriyor. Ve boşlukta bunlar daima dönüyorlar. Altlarında herhangi bir destek unsuru yok. Kainat çapında çok muhteşem bir genel çekim kanunu var. Ve o genel çekim kanunu çerçevesinde alemde her şey düzgün bir şekilde devam ediyor. Ve ay ne zaman doğup batacak bellidir. Güneş ne zaman doğup batacak bellidir. Bunların tamamı bir hesap iledir. Öyle ki günümüzdeki astronomik verilerle yıllar sonrasında hangi gün güneş tutulacak, hangi gün ay tutulacak, biz bunları bilebiliyoruz. Zalike, işte bu takdirul azizil alim, aziz alim olan Allah'ın bir takdiridir. Allah böyle takdir etmiştir, bunu böyle belirlemiştir. Ve bunlar meseleyi bilen kimseler tarafından da daha iyi anlatıldığı, ifade edildiği üzere çok dakik hesaplarla yapılmaktadır. Güneş biraz daha yakınımızda olsa cazibesi artacak, dünyayı kendine çekecek ve dünyadaki sıcaklık çok müthiş artacak. Daha uzakta olsa çekim azalacak ve aynı zamanda dünya güneşin çekiminden çıkacak. Bunun neticesinde uzayda başıboş bir şekilde yuvarlanıp gidecek, tabiri caizse başkalarıyla çarpışmaya sebebiyet verecek. Ama o kadar dakik hesaplar var ki ay, güneş, yıldızlar, bunların her biri olmaları gereken, bulunmaları gereken yerde, bulunmaları gereken büyüklükte ve gitmeleri gereken süratte. Bu anlamda şu alemde çok dakik bir nizam, intizam kendini gösteriyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. O Allah ki yıldızları sizin için yarattı, ta ki karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye. Ve bin necmuhum yehtedun, Nahl suresinde ifade edildiği üzere o insanlar yıldızlar ile de yollarını bulurlar. Şöyle hayal etmeye çalışalım. Allah-u Teala geceyi tamamıyla karanlık yapsaydı, orada bir ay olmasaydı, tümüyle karanlık olacaktı. Tümüyle karanlık bir zemin. Ama Allah-u Teala arka fon olarak yıldızları da koymuş, gökteki ayı koymuş ve böylece hafiften bir aydınlık meydana geliyor. Ve o yıldızlar belli şekiller meydana getiriyor. İşte kutup yıldızı veya zühre yıldızı veya bir takım gezegenler, Venüs gibi, veya büyük ayı, küçük ayı tarzında bir takım yıldız grupları, burçlar. Ve biz gökyüzüne baktığımız zaman bunlara bakmak suretiyle yönümüzü ayarlayabiliyoruz. Hangi tarafa gideceğimizi, bulunduğumuz mevkiyi, bütün bunları ayarlayabiliyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın çok muhteşem bir takdiri ve çok muhteşem bir sistemi. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ve biz ayetleri bilen kimseler için bu şekilde tafsil ettik, ayrıntılarıyla anlattık. Fasıl fasıl, bölüm bölüm, değişik şekillerde anlattık. وَهُوَ الَّذ۪ي, o Allah ki اَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاهِدَ, tek bir nefisten sizi inşa etti, yarattı. Yani Hazreti Adem, yaratılışın evvelinde tek bir nefis var. Kesretin mebdeyi vahdet, müntahası da vahdet. Yani bütün insanlar tek bir insana dayanıyor. Neticede son bir kimse de yaratılacak ve hayat bitecek. İşte Allah-u Teala tek bir nefisten sizi yarattı. فَمُسْتَقَرُّمْ وَمُسْتَوْدَعْ, ve bunun neticesinde karar kılınacak bir yer ve bırakılacak bir yer var. Buradaki müstakar ve müstevda ifadeleri değişik şekillerde
tefsirlerde nazara veriliyor. Yani insan şu dünya hayatında bir miktar yaşıyor. Dünya onun için bir karar yeri, bir durma yeri oluyor. Ama ardından kabre vedia olarak bırakılıyor. Emaneten kabre bırakılıyor. Kabirde de bir miktar kalacak. Daha sonra diğer aleme götürülecek. Veya babasının sulbünde orada bulunuyor. Ardından anasının rahmine intikal ettiriliyor. Bu gibi anlamlarda bunun değişik cihetlerine dikkat çekilmiş. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Biz ayetleri anlayan kimseler için bu şekilde tafsilen anlattık, beyan ettik. وَهُوَ الَّذِي O Allah ki اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Gökten bir su indirdi. فَاَخْرَجْنَا بِهِ Ve biz onunla çıkardık. نَبَاتَ كُلِّ şey Her türlü bitkiyi onunla çıkardık. Büyüyen her türlü şeyi o yağmur sularıyla çıkardık. فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ Ve ondan da çıkardık. Hadiran yeşillikler. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبَ Ve bunun neticesinde mesela o filizin üzerinde habbecikler birbiri üstüne yığılmış habbecikler çıkarmaktayız. Burada Allah-u Teala şu canlılar aleminde özellikle bitkiler aleminde ağaçlar dünyasında bazı tasarruflarını bize bildiriyor. Bütün bunlar gökten gelen su ile yaratılıyor. Allah gökten bereketli bir su gönderiyor. Burada Allah-u Teala önce enzele mine's-semâi mâen Allah'ın birliğiyle üçüncü şahıs olarak burada anlattı. O Allah gökten bir su indirdi. Ardından فَاَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ şey Her şeyin bitkisini, büyüyen şeyleri biz onunla çıkardık. Yani Cenab-ı Hak bazen Kur'an-ı Kerim'de biz sıgasını kullanıyor, çoğul sıgasını. Burada çoğul sıgası kullanılan yerlerde genelde vasıtalar da var. Mesela bir takım bitkilerin dikilmesinde, büyümesinde insanların da zahiren bir emeği geçiyor. Domatestir, biberdir bu gibi şeyleri insanlar kendi elleriyle dikiyorlar. Bu gibi vasıtalara belki bir işaret olarak görülebilir. Bir de Allah-u Teala biz dediği yerde azametini de ifade etmiş oluyor. Nasıl ki Türkçe'de siz diyoruz büyük bir kimseye hitap ederken tek kimse olmasına rağmen çoğul sıgasıyla söylüyoruz. Allah-u Teala da bazı yerlerde kendinden bahsederken biz demişse haşa bu çoğul anlamında değildir. Allah-u Teala'nın azametini ifade etmektedir. Ve minen nahli ve hurmalar yaratıyoruz, çıkartıyoruz. Min tal'iha gınvanun daniye ve bunun tomurcuklarından sarkan salkımlar meydana getiriyoruz. Yani hurma özellikle Kur'an'ın ilk muhatapları açısından çok iyi bilinen bir meyve ve adeta Kur'an'ın ilk muhatapları hurmanın çocukları. Hurmayla hayatları devam ediyor. En büyük temel gıdalarından birisi hurma. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de hurma nimetine de daha böyle dikkat çekilir. Ve bize bakan yönüyle direkt ülkemizde hurma yetişmese bile hurma oralardan geliyor. Hurmanın yabancısı değiliz. İşte bunun da evvelinde onun da tomurcuklanması var. Oradan hurmaların salkımlar şeklinde çıkması var. Ve cennetin min e'nab ve üzüm bağları adeta bir cennet misal her tarafı bahçelerle dolu bir şekilde bu tarzda üzüm bahçeleri meydana getiriyoruz. Ve zeytune ve rummane zeytin ve nar bu gibi nimetleri sizlere gönderiyoruz, çıkarıyoruz. Müştebihen ve gayre müteşabih. Bunlar hem birbirine benzer hem de birbirinden farklı olarak. Bu gerçekten çok dikkat çekici bir durum. Mesela portakal dünyanın her tarafında portakaldır. Hurma dünyanın her tarafında hurmadır. Hurma olarak bellidir. Veya zeytin veya nar bunların her birisi hangi meyve türü ise bellidir. Ama bunların kendi içinde de değişik türleri vardır. Yani hurmanın da belki yüzlerce değişik türü var. Öte yandan nar, bunun da yine belki onlarca, belki yüzlerce
değişik türü var. Üzüm dediğimizde üzümün siyahı var, beyazı var, sarısı var, pembe renkli olanı var, çekirdekli olan var, çekirdeksiz olan var ve bunların her birinin kendine göre değişik görünümleri, değişik türleri olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde bu gibi değişikliklere dikkat çekerken Allah-u Teala yüzka min ma'in vahid, yani bunlar tek bir su ile sulanıyor, buna dikkat çekiyor. Yani her ne kadar bunlar birbirinden çok farklı da görülse bu kesret içinde bir vahdet var. Bunların her birisi gökten inen aynı suyla sulanıyor. Bu adeta tek renkli bir kalemle çok renkli yazılar yazmak gibi. Kalemin rengi diyelim siyah ama onunla kırmızı da yazmak. Onunla diyelim yeşil de yazmak, sarı da yazmak gibi bir durum. Böyle bir şeyi biz yapamıyoruz ama Allah'ın sanatı bizim sanatımıza benzemiyor. Toprak aynı toprak, su aynı su, hava aynı hava ama bakıyorsunuz ki aynı toprak içinde yan yana o üzümlerde birininki rengi sarı, diğerininki siyah, diğerininki mor, bir başkası pembe. Hepsi aynı suyla sulanıyor, hepsi aynı toprakta ama renkler muhtelif. Bu da ilahi sanatın çok harika bir misali. İşte mesela bizler aynı çömlek içinde, aynı tencere içinde aynı anda 10 tane yemek yapmaya çalışsak bu mümkün değil, yapamayız. Ama Allah-u Teala toprağı bir kazan gibi düşünecek olursak, toprak kazanında rengarenk çiçekleri, birbirinden çok farklı meyveleri, aynı meyvenin çok değişik türlerini bizlere gönderiyor. Unzuru ila semerihi iza esmara ve yen'ih. Ve şimdi siz o ağaçlar meyve verdiğinde ve o meyveler olgunlaştığında onlara bakın. Burada nazar, yani ibretle bakmak, tefekkür etmek, böyle bir görevimize dikkat çekiliyor. Yani insan bağlarda, bahçelerde dolaşmalı ve onlar nasıl meyve veriyor ve o meyveler nasıl olgunlaşıyor, bunlara dikkat etmeli. Biz nasıl ki evde, ocakta bunları yani yiyeceğimiz şeyleri pişirmeye çalışıyoruz ve pişiriyoruz. Allah-u Teala üzüm gibi, hurma gibi, daha diğer meyveleri güneşin altında olgunlaştırıyor. Güneş çok büyük bir soba gibi çok uzaktan ısısıyla, ışığıyla geliyor ve bu şekilde kudret şekerlemeleri meydana getiriliyor ve bunlar yaratılıyor ve bunlar gözümüzün önünde olgunlaştırılıyor. İnne fî zâlikum le âyât li gavmin yu'minun. Bunda inanan topluluklar için ayetler vardır. Sizin için ayetler vardır. Yani bunlardan alınacak ders ve ibretler vardır. Ve cealû lillâhi şürekâ el cin. Ve o insanlar tutup da cinleri Allah'a şerik yaptılar. Ve halagahum, halbuki Allah onları yarattı. Ve haragû lehu benîne ve benâtin. Ve o insanlar Allah'a bir takım oğullar ve kızlar uydurdular. Bi gayri ilm, bir ilme dayanmadan. Bu da tarih boyunca bir kısım insanların düşmüş olduğu dalalet yollarından birisi. Allah adına haşa iftiralarda bulunmak. Allah'ın böyle sanki bir ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Melekler Allah'ın kızları gibi. Bu gibi iftiralar. Değişik dinlerde bu var. Eski Yunan dinlerinde işte Tanrı Zeus diyorlar. Yer tanrısı, gök tanrısı, güzellik tanrısı, tanrıçası, bu gibi şeyler. Ve bunları bir hanedan gibi adeta düşünüyorlar. Allah-u Teala'yı çok farklı bir şekilde algılıyorlar ve o tarzda takdim etmeye çalışıyorlar. Halbuki bunlar iftiradan başka bir şey değil. Ve cinler haşa Allah'a şerik değil ve Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar. Sübhane ve Teala amma yasifun. Allah münezzehtir. Onların vasfettikleri şeylerden yücedir. Bedi'us semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin bedi'idir, yaratıcısıdır. Yoktan yaratıcısı. Daha önce bir misli misali olmadan yoktan var edenidir. Enne yekunu lehu veled ve lem tekun lehu sahibe. Yani Allah'ın haşa eşi yok ki, zevcesi yok ki onun çocukları olsun. Ve halaka külle şey, ve Allah her şeyi yaratmıştır. Ve huve bi külli şeyin alim. O
her şeyi bilendir. Cenab-ı Hak yaratmış olduğu mahlukatı tefekkür edebilen bahtiyarlardan bize eylesin ve sahih bir imanı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.